Ani bir inme sırasında ola ki sizin başınıza geldi ya da sevdiğiniz birisinin. Ne ya, açtınız mı? Peki bunları yapmamanız lazım. Bir alın bakalım elinize. Ben yardım edeyim. Ne çıktı? Aspirin. Aspirin. Yüksek sesle söyleyin. Aspirin. Aspirin çıktı. Kullanır mısınız aspirin? Hayır, kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Yüksek, aniden. Bir... Tansiyonum yüksek çünkü. Alayım ben onu şöyle göstereyim. Evet. Tansiyonunuz yüksek. Evet. Hocam şey yanıma alabilir miyim? Sizi şöyle alalım mı? Tamam. Buyurun. Gel. Peki ani bir inme durumunda. Evet. Aspirin. Kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Ne dersiniz de sorayım önce. Kullanmamak lazım. Herhalde. Kullanmamak lazım. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü kanamayı şey eder, inceltir, kanı inceltir. Süper. Kanı sulandırır. Süper. Evet, sulandırır. Evet. Bravo. O bakımdan kullanmamak gerekir. Bir alkış hak ediyorum hocam. Harikasınız. Teşekkür ederim. Biraz önce ne demiştik? İnme, beyin kanaması da olabilir, beyin damar tıkanıklığı da olabilir. En sık damar tıkanıklığı ama kanama da olabilir. Dolayısıyla felç geçiren bir insan ikisi de olabilir. Kanı inceltici bir ilaç verdiğimizde kanamayı arttırabiliriz. O yüzden kalp krizinde olduğu gibi felç geçiren bir kişiye, konuşamayan bir kişiye aspirini dayamamak lazım. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Demek ki aspirini kullanmayacağız. Çok dikkatli kullanın. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle dursun görelim biz aspirini. Evet. Alttan tutarsanız kutunuzu daha rahat tutarsınız. Böyle tutunca. Ha evet, yormayalım sizi. Evet. Bakalım sizde ne çıktı? Tansiyon bende var. Sizde var. Herkes de var. Tansiyon hali. Kesinlikle tansiyon ölçmeye gerek yok. Kesinlikle tansiyonu düşürmek için kendi kendimize alıp da bir ilacı vermeye gerek yok. Kullanmam. Buradaki temel sorun inme en çok yüksek tansiyon olanlarda gelişiyor. Ama inme geçirdiğimiz sırada tansiyon yüksekse onu düşürmememiz lazım. Çünkü bir damar tıkanıyor. Damar beyine kan götürüyor. Tansiyon ilacı verirsek tansiyon düşer ve beyne giden kan azalır. O nedenle o ani durumda, anda tansiyon ilacı vermememiz gerekiyor. Büyük bir yanlıştan kurtulacağız. Evet. Evet. Peki, sizin şansınıza su çıktı. Evet, evet. İlk yapacağım şey su vermek tabii. Su vermek. Tabii. Su. Peki, su verirseniz ne olacağını soralım mı hocamıza? Ne olabilir? Su vermek bize çok alıştığımız bir şey. Yani evet. Bir şekilde hastayı kendine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Biraz su veriyoruz, biraz yüzüne, kolonya koklatıyoruz. Yüzünü. Bunların hepsi zaman kaybettiriyor bize. Evet. Çünkü gideceğiz, suyu alacağız, içireceğiz, buz torbasını alacağız, başına, sırtına, ensesine koyacağız. Bunlar hep zamanımızı alıyor, zamandan çalıyor. Evet. Hastayı oysa ki biz hızlıca hastaneye yetiştirmemiz lazım. Evet. Bir sorun daha var. İnme geçirdiğimizde hasta yutması bozuk olabilir. Yutamayabilir suyu veya bir besini. Yemek sakın vermemek lazım. En sık yaptığım şey su olduğu için suyu da içirmeye çalışmamak lazım. Akciğerlere gider. Ondan sonra da zatüre gelişebilir bu hastada. Dolayısıyla bunlarla vaktimizi geçirmiyoruz. Kolonya da mı yanlış? Bunlar kolonyanın ya kendisi... Biraz kibarlık göstermeyelim mi hastamıza karşı? Kolonyanın kendisi zararlı değil. Bütün sorun bu aslında bir şeyi sembolize ediyor. Vakit kaybetmemek. Kaybı. Yani kolonyadan hasta iyileşmeyecek sonuçta. Tabii ki inme dışı bir nedenle kendini kaybettiyse diyorum, bakın inme başlangıcında bahsettiğimiz belirtiler içerisinde hiç baygınlıktan, bilinç kaybından bahsetmedik. Çoğu zaman bunlar olmuyor inme geçiren hastada. O zaman kendini biraz kaybetmiş, hani kolonya getirir diye kendine düşünüyoruz. Aslında vakit kaybediyoruz. Onun için yapmamak. Yoksa biz ararıyor. Peki. Şimdi belki de bütün bunların en önemli kısmına geldik. Bu gerçekten en önemli kısmı. Vakit kaybetmeden ne yapmamız lazım? Ambulans çağırıp hastayı hastaneye kaldırmak. Tebrik ediyorum. Peki bir numara var. Bir numara var. Hangi numara o? Nereye aramamız lazım? 112. Bir daha duyayım. 112'ye. 112'yi aramamız lazım. En acil yapılması gereken kolonyadan, sudan, tansiyondan, aspirinden önce yapmanız gereken 112'yi aramak. Peki neden 112'yi aramak bu kadar önemli? Çünkü 112 acil hizmet sağlayan bir kurum değil mi? Ve orada çalışan arkadaşlarımızın hepsi bir inme belirtisinin ne olduğunu biliyor ve o hastayı uygun bir hastaneye hızlıca
yetiştirebilmek için gerekli her türlü tedbiri alabilen arkadaşlar. Dolayısıyla çağırdığınızda, bu şikayetleri anlattığınızda en kısa sürede hastamızı evinden alıp onu tedavi edebilecek bir hastaneye götürecektir. Çünkü ilk kaç saat çok önemli biliyor musunuz? Bakın bu hayat kurtaracak çok önemli ve özel bir bilgi. İlk 6 saat. İlk 6 saat 112 acil servis aramanız için çok değerli altın saatler. Lütfen aklınızın en önemli yerine yazın bunu. 112 acil servisi ilk 6 saatte ararsınız. Belki yaşam kurtaracak, belki o insanın hayatı boyunca bedeninin bir kısmını kullanmamasını önleyecek olan siz olacaksınız. Hocam ne dersiniz? Yani şu ilk 6 saat gerçekten çok önemli. Bu kaldırdığınız pankart çok çok önemli. Yalnız şunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Ha 6 saatim var. Birkaç saat geçsin ararım diye bir şey yok. İlk dakikadan itibaren fark ettiğiniz ilk dakikadan itibaren aramanız gerekiyor. Çünkü bu 6 saat 6 saat içerisinde hastaneye gelmişse hasta tedavi şansı var demektir. Yoksa hastaneye gelmeniz için 6 saat beklemeniz gerektiğini anlatmıyor. Sakın ola. İlk dakikadan itibaren 112'yi arayıp hastaneye getirmeye çalışıyorsunuz. Şunu sorabilir miyim? İlk 1 saatte gelenle 6. saatte gelen kişi arasında ciddi bir fark var mı? Bunun önemini size soracağım. Müsaadenizle ben bir hanımefendi var. Dünyalar güzeli bir kızı var. Bakın öyle bir şey yaşamış ki ev yerine kızı belki hastaneye götürülseydi durum çok daha farklı olabilirdi. Ben onun yanına giderken anlatır mısınız tabii, lütfen? Tabii. Bu arada bir 5 saat var. Bu 5 saat içerisinde damarın tıkalı olduğunu düşünün. Beynin o bölgesine kan gitmediğini düşünün. 5 saat içerisinde oradaki bütün hücrelerin tek tek öldüğünü düşünmeniz lazım. 5 saat o 5 saatlik zaman diliminde gelirseniz bir tedavi olabilir ama ilk 1 saatte yapılacak tedavi kadar tabii ki başarılı olmayacak. Çünkü o geldiğinde hastanede de hem tetkik yapılacak hem tedavi yapılacak çok ciddi bir zamana ihtiyaç var ve ilk 6 saat 6 saat.